Açılışının ikinci günü. Mustafa Kemal Paşa meclis açılmadan evvel olup bitenleri hulasatan anlatan uzun bir konuşması var. Orada Filistin meselesine temas eden şu bilgiyi görüyoruz. Bugün bu gizli zabıtlar yayınlandı. Evet. Herkes bunu bakabilir, görebilir. O zaman Osmanlı'nın Suriye bir vilayetidir. Evet. Merkezi Şam olan vilayetidir. Kudüs de sancaktır, oraya bağlı. Yani Suriye halkı namına bir beyan varsa Filistin halkı, Filistin halkı da bunun ediyor. İçindedir. Evet. Diyor ki Faysal bana müracaat etti. Biz bu Fransızlarla mücadele edeceğiz. Gücümüz yetmiyor. Bize destek olun. Zira biz halifeden ayrılmak istemiyoruz. Camii Osmaniye'den ayrılmak istemiyoruz. İlelebet beraber kalmak istiyoruz. Bunu nakleden Mustafa Kemal Paşa diyor ki, enteresan olan burası. Tabii bu bunu kendiliğinden yapmıyor. Çünkü orada kral olacak adam bizim bir vilayetimiz olmayı ister mi demek istiyor. Evet. Onu halk zorlamıştır diyor. Yani Arap onu dünyası liderleri zorluyor. Halk zorlamıştır ki sen Osmanlı'dan ayrılma, müracaat et, biz gene beraber olalım. Halk İngiliz şeyini kabul etmiyor. Halk yani. Bunu zor, Fransız. Halk onu zorladığı için mecburiyetle istemeyerek bunu yapıyor diyor. Halk bunu zorluyorsa halk ihanet etti denemez. Ha Faysal ihaneti der dersin, Şerif Hüseyin dersin. Öyle biz Yunan'la harp ederken bir sürü arkada isyanlar oldu. Biz tabii, onlara arkadaşlama itham etmiyoruz. Şeyler oldu, evet. Düzce, Konya, tabii. Yozgat her tarafta oldu. Biz bunlara itham etmiyoruz. Konya'yla ilgili başka şeyler ama de var orada. Ama din karşıtı güçler, bu Araplar bize arkadan silah attı şeyini, tezini öylesine yaygınlaştırdılar ki cami cemaati bile bunu doğru zannediyor. Halbuki bu küllüğüm yalandır. Bunun sayısız delilini burada ben zikrettim. Buradan birkaç tanesini size nakledeyim. Birkaç tanesini evet, hepsini buyurun. Nakletmeye imkan önemli yok. Önemli şeyler var orada. Bak 24 Ocak 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve Ali Fuat Paşalar Suriye Müslümanlarına müstevlileri iki ateş arasında bırakmak üzere bir teklifte bulunmuşlardır. Havalide bazı Türk subayları gayretiyle Fransız işgali altında acı çeken Suriye ve hatta Kuveyt'te Türk ve Arap müşterek bir teşkilat vücuda getirilmiştir. Bu teşkilat Suriye Filistin Kuvayi Osmaniyesi adını taşıyor. Ve bunun reisini bir Türk deruhte ediyordu. Bir nevi gerilla harbiyle Fransızları yıpratan bu teşkilatın Türkiye'deki Maraş ve Antep'te Fransız kuvvetlerini zaafa uğratmakta büyük bir rolü olduğu bilinmektedir. Bu safhada Emir Faysal da yani Şerif Hüseyinoğlu babası da İngiliz ve hatta Fransızlar tarafından aldatıldığını anlamış ve Türkiye ile birlikte hareket etme imkanını araştırmaya başlamışlardı. Bu sebepledir ki Mim Kemal Paşa'ya yukarıda bahsi geçen müracaatı yapmışlardı. Diğer taraftan Suriye liderlerinden Sayit Haydar başkanlığında bir heyet Türkiye'ye gelerek Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla gizli bir görüşme yapmış. Bu görüşme sonunda 4 maddelik bir anlaşma ortaya çıkmıştır. Buna göre bir Türkiye'nin Suriye'nin kuzey hududunda bilhassa Musul bölgesinde bazı sınır değişiklikleri yapılmalıdır. İki itilaf devletlerine karşı Mağan'dan Karadeniz'e kadar ortak bir cephe kurulmalıdır. 3 Türk ve Arap askeri kuvvetleri tek bir kumanda altında toplanmalıdır. 4 Başarı sağlandığı takdirde Türklerle Araplar müstakil iki devlet halinde yaşasa bile birliktelik en az 50 sene garanti edilmelidir. Ayrıca bir İngiliz istihbarat raporuna göre Mim Kemal Paşa daha henüz Sivas'tayken Türk, Kürt ve Arap şehirleriyle bir toplantı yapmış ve bunun sonunda Kuvayi İslamiye adıyla bir teşkilat kurulmuştur. Daha Kuvayi Milliye daha yok Sivas'tayken. Anadolu Kurtuluş Savaşı Türklerden, Kürtlerden ve Mardin yöresindeki bazı aşiretlerden toplanan
eli silah tutan insanlara Türk subayları kumanda edecek ve onlar da Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı bulunacaklardı. Zira bu sırada Suriye halkı, tabii Filistin de buna dahil, Fransız işgalinden rahatsız bulunuyor ve Fransızlara karşı Türklerin desteğini umarak o yolda çalışıyorlardı. Gerçekten Yasin ve Cafer Paşalar ile Halep'teki Şerif Hüseyin taraftarı subaylar Osmanlı Padişahı'na Halep'ten bir telgraf göndererek bunda Suriyeli Müslümanlara yardım ediniz, ülkemizi size iade etmek istiyoruz. Bu fırsatı evet. kaçırmayınız, size asla ihanet etmeyeceğiz. Bunlar Türkiye'ye gönderdikleri bir heyetle Fransızlara karşı mücadelelerinde kendilerinin desteklenmesi ricasında bulunmuşlardı. Bu alaka o derecede ileriye varmıştı ki Şerif Hüseyin'in adamlarından 19 Ocak 1920'de tarihe dikkat et. 1920. İstanbul'a gelerek Baba Ali'ye Mekke emirinin yani Şerif Hüseyin'in Osmanlı'yla yeniden ve dostane münasebet kurmak istediğini bildirmiş. Birliktelik talep etmiş. Türklerin ve Arapların mevcut olduğu her yerde bu birlikteliğin lüzumu ifade edilmiş. Ve herkes kendi çapında bir şeyler yapmaya çağrılmıştır. Mesela Araplarda ağırlığını Suriyeli Müslüman Arapların teşkil ettiği Avrupa'da Asya evet. Müslümanları Federasyonu kurulmuştur. Devam ediyor böyle. Ve orada şey de var değil mi? Şey de var değil mi? Yani oradaki burada öğrencilerin 100.000 altına Anadolu'daki yani, o da var bunun devamında. Talebeler bunu gönderiyor. Avrupa'daki Suriyeli talebeler. Tabii bunun içinde Filistinliler de var. Diğer bir gerçek de bugün Filistin halkı içinde 15-20 evet. tane Türkmen aşireti var. Onların Türkiye hasret ifade eden türküleri, şiirleri var. Onları okuyamıyoruz. Evet, ama ben herkesin kabul edeceği bir gerçek olarak kendisinden beklenmediği için yani bu kasıtlıdır denemeyeceği için Mustafa Kemal'in beyanıyla sabit ki Faysal bunu kendiliğinden yapmamış. Halk bunu zorlamıştır ki illa biz Osmanlı'yla beraber olalım. Müracaat et Osmanlı'ya. Böyle bir halk ihanetle itham olunamaz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok geniş, önemli